Kıymetli arkadaşlar, Ural Altay Akademisi'nin düzenlemiş olduğu bilgi toplantılarından bir yenisindeyiz. Bugün önemli bir konuyu bir önemli bir konuğumuzla ele alacağız. Profesör Doktor Kenan Ünlü bugünkü konuşmacı konuğumuz olacak. Nükleer teknolojilerdeki gelişmeleri değerlendirecek bizim için. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben izninizle sizin kısa özgeçmişinizi arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Kenan Ünlü kimdir? Kenan Ünlü Kırıkkale'ye bağlı Balışeh ilçesi Hasanbey Obası köyünde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fizik Yüksek Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. Bu bölümde 4 yıl asistan olarak görev yapmıştır. 1980 yılında nükleer mühendislik dalında doktora yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi'ne gitmiştir. Nükleer mühendislik dalında master ve doktorasını bitirdikten sonra Texas Üniversitesi Nükleer Mühendislik bölümünde öğretim görevlisi olmuştur. Texas Üniversitesi'ndeki nükleer araştırma reaktörünün nötron araştırmaları bölümünü 8 yıl yönetmiştir. Cornell Üniversitesi'nin teklifi üzerine bu üniversitenin Nükleer Bilim Araştırma Merkezi'nin müdürü, Nükleer Bilimler ve Mühendislik Programı Başkanı ve Malzeme Bilimleri Profesörü olarak 1998 yılında atanmıştır. 2002 yılında Pensilvanya Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümüne profesör ve Radyasyon Bilimleri Mühendisliği Merkezi'nin müdürü olmuştu. Halen bu üniversitede görevini sürdürmektedir. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nde nükleer forensik, radyo kimya, nükleer güvenlik programlarını kurmuştu. Nükleer bilimler ve nükleer tekniklerin bilimde ve teknolojide kullanılması ve nükleer yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması, radyasyon dedektörlerinin geliştirilmesi ve uygulamaları konusunda 200'den fazla bilimsel makalesi bulunmaktadır. Şu ana kadar 58 doktora ve master öğrencisi yetiştirmiştir. Doktora öğrenciler arasında 15 Türk öğrenciye burs sağlayıp doktora almalarını sağlamıştır. Yaptığı bilimsel araştırmalar için 1992-2023 yılları arasında Amerikan Bilimsel Fon Ajanslarının 90 milyon dolardan fazla araştırma ve altyapı desteğini elde etmiştir. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem de uluslararası nükleer bilimler ve mühendislik kuruluşlarında çeşitli görevler yapmış, konferanslar düzenlemiş ve sayısız seminerler vermiştir. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı Milli Nükleer Güvenlik Kurumu Nükleer Liderlik Ödülü, Amerikan Bilimler Akademisi Keck Foundation İleri Nükleer Teknolojisinin Geleceği Forumu daveti, 2016 Nükleer Güvenlik Zirvesi daveti, Carnegie Uluslararası Nükleer Politikalar Konferans davetleri, çokça Uluslararası Atom Enerji Ajansları davetleri ve Amerika Nükleer Birliği 2020 Radyasyon Bilimleri ve Teknolojisi konusunda aldığı ödüller bunlardan bir kısmıdır. Halen Amerikan Nükleer Birliği'nin İzotop ve Radyasyon Bölümünün program başkanlığında yürütmektedir. Yaptığı bilimsel çalışmalarla ilgili Amerikan ve dünya medyasında bulunan pek çok haberler bulunmaktadır. Bu haberlere internetten ulaşmak da mümkündür. Hocam buyurun, söz sizin. Çok teşekkür ediyorum. Önce bir ekranı paylaşmam gerekiyor. Tabii özgeçmişinizde benim bir eksiğim olduysa siz onu lütfen tamamlayın efendim. Bir dakika, bu screen sharing yapayım. Tamam, ekranı görebiliyor musunuz? Görüyoruz, siz onu tam ekran yapabilir. Evet, tamam. Tamam, daha Tamam. güzel oldu. Tamam. Özgeçmiş için söyledikleri için teşekkür ederim. Estağfurullah. Eksik olan bir şey Atilla bahsetti.
Atilla benim can dostum ve can kardeşimdir. 52 yıllık arkadaşlığımız var ve 52 yıldır süresiz devam eden bir arkadaşlıktır. Ondan bahsetmek istedim. Sizlere bugün nükleer teknolojideki gelişmelerden bahsedeceğim. Fakat o bahsetmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu sunumda kullandığım bütün bilgi ve görseller açık kaynaklarda mevcuttur. Yani onun altını çizmek istiyorum. Şimdi konulara gelince, önce sizlerle işte nükleer gücün keşfi, nasıl keşfedildi? Daha sonra nükleer enerji hem fission hem füzyon, bunlardan bahsedeceğim. Ve nükleer güç santralleri ve bu güç santrallerindeki yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Ve Türkiye'deki nükleer güç santralleri girişimleri, o konuda biraz da detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Daha sonra da nükleer metotların bilim ve teknolojide uygulamaları. Çünkü genel olarak nükleer deyince ilk akla gelen ya atom bombası ya da nükleer güç santrallerdir. Halbuki nükleerin %80 hatta 90 uygulamaları diğer yönlerde. Onlardan birazcık bahsedeceğim. Eğer vakit kalırsa biraz da benim bazı araştırmalarımdan bahsedeceğim bu konularda. Fakat yeri geldikçe bu nükleer metotların uygulamaların bahsederken kendi araştırdığım bazı araştırmalardan da bahsedeceğim. Evet, şimdi nükleer deyince akla ilk gelen tabii ki bu meşhur bir reaksiyon. Fission reaksiyonu. Yani fission 1938-39 yıllarında Otto Hahn ve Lisa Meitner tarafından bir Alman, bir İsviçreli tarafından uranyumun değişik izotopları var. Şimdi izotoptan kastım uranyum protonu aynı fakat nötron miktarı farklı olan değişik kısımları var. Bunlardan bir tanesi uranyum 235. Bu uranyum 235 doğada bulunan bir element. Ama doğada bulunma miktarı 1/7 oranında. Şimdi bu Otto Hahn ve Lisa Meitner'in keşfettiği uranyum 235 izotopine nötronlarla bombardıman ederseniz bu elementin ikiye ayrıldığı yani iki gruba ayrıldığı daha doğrusu işte bu kripton ve baryum grubuna ayrıldı. Ve bu ayrılma sırasında bir tane nötron verdiniz ama size üç tane nötron geri verdi. Ve aynı zamanda da bu her parçalanma başına bu Avogadro sayısı kadar atom var biliyorsunuz her bir elementte, molekülde. Yani Avogadro sayısı da yani birden sonra 26 sıfır. Onların her birinin yaptığı bu reaksiyon sonucunda her bir reaksiyon başına 200 milyon elektron volt enerji verdiği ortaya çıktı. Yani tabii ki çok büyük bir enerji kaynağı. Aynı zamanda da çok büyük bir nötron kaynağı. Şimdi bu her bir nötron çıkan nötron gidip başka bir uranyumla temasa geçiyor ve çok böyle saliseler düzeyinde ve ilginç bir şekilde çok böyle zincirleme bir reaksiyon oluşuyor. Böyle birkaç salise içerisinde zincirleme bir reaksiyon oluşuyor. Şimdi bu reaksiyonu eğer kontrol altında tutarsanız bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Tabii kontrolsüz olursa o zaman da işte bomba oluyor, atom bombası oluyor. Yani füzyon reaksiyonunun temeli bu. Yani uranyum 235. Daha sonra plutonyum 239 denen yapay bir element, daha doğrusu izotop daha aynı reaksiyonu verdiği ve aynı tür bir davranış ortaya çıktı. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi bu icattan sonra bu 1938-39 yıllarında bu enerji türünün nötronlardan ziyade çıkan nötronlar enerji türünün nasıl kullanılacağı özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında yani bir çok büyük etki yapacak bir bomba olarak nasıl kullanacağı sırada hem o zamanki Alman hükümeti yani Hitler idaresi hem de Amerika bütün çalışmalara başlandı. Ve Amerika'da Manhattan Projesi denen bir proje başlatıldı. Ve o proje kapsamında bu tür bir reaksiyonun nükleer bombada kullanılması geliştirildi. Şimdi bu ilk geliştirilen bomba
yine bu şeye bağlı, yani uranyum-235'e bağlı. Bu işte küçük çocuk bombası dedikleri, yani Little Boy. Bu Hiroşima'ya atıldı 1945 yılında, biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran. Ve 3 gün sonra diğer bir bomba, bu da plutonyumla çalışan bir bomba. Bu da Nagasaki'ye atıldı. Ve her biri 15 kiloton gücünde. Yani 15 kilotondan bahsedeyim. Yani bu işte dinamit karşılığı. Yani 15 kiloton, 15 bin ton dinamitin patlamasının vereceği reaksiyon karşılığı diyelim. Tamam. Şimdi size birkaç tane resim göreceğim. Bu tabii çok muazzam bir enerji kaynağı ve çok kısa bir sürede hem basınç, yani bu şap dalgası gönderiyor, hem ısı hem de radyasyon. Yani bu Hiroşima'dan resimler, bomba atıldıktan sonraki resimler, gördüğünüz gibi hemen hemen her şey yok edilmiş durumda. Ve bu ikisine birden, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar 170 bin civarında insan da vefat etti. Bu 9 ay sonraki hali. Bu da şimdiki hali. Bu binayı müze haline getirdiler. Yani bu şeydeki Barış Müzesi diye. Yani demek istediğim çok kuvvetli ve çok hakikaten inanılmaz güç şey yapan bir silah ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu silahı 1945'teki bu şeyini gördükten sonra, biliyorsunuz, savaşı bitirdi vesaire. Ve tabii ki hemen işte sadece Amerika değil, o zamanki Sovyet Union, bütün ülkeler bu işin arkasına koştular. Ve fakat yani bunun çok bir yaygın bir şekilde yayılmasını engellemek için bir takım çalışmalar başlatıldı ve bu çalışmalar maalesef çok uzun sürdü. Ama 70'li yıllarda bu nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması, yani Non-Proliferation Treaty diye bir anlaşma imzalandı. Şimdi bu anlaşmaya göre, bu uluslararası bir anlaşma, 5 tane resmi ülke var bu nükleer silah sahibi. O zaman Amerika, işte Rusya, daha doğrusu o zaman Sovyet Union, Çin, İngiltere ve Fransa. Bu 189 ülke imzaladı ve Türkiye de dahil bu anlaşmayı imzalayan. Hindistan, Pakistan ve İsrail imzalamadı. Kuzey Kore ise imzaladı, fakat 2003 yılında imzasını geri çekti. Dolayısıyla şimdi bu 5 tane daimi ülke, yani Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa, ve bunlar resmi olarak nükleer silah sahibi ülkeler. Diğerleri de Hindistan, Pakistan ve İsrail ve şimdi de Kuzey Kore. Bunlar da nükleer silah sahibi ülkeler. Şimdi bu anlaşmanın 3 tane ana başlığı var. Bir tanesi nükleer silahsızlanma. Diğeri mevcut nükleer silahların azaltılması. Diğeri de nükleer enerjiyi barışçıl amaçla kullanmak. Yani biraz şey oluyor, karşılık oluyor, hem silahla bu nükleeri kullanmakta kısıtlama getireceksiniz ama barışçıl amaçla kullanılması için de çaba gösterecek. Yani bu 3 başlıkta nükleer silahlanma şimdiye kadar, tabii eğer Kuzey Kore'yi saymazsanız, Hindistan, Pakistan ve İsrail'i saymazsanız, gerçekleşti. Ama silahların azaltılması konusunda hala bir soru işareti var. Nükleer enerjiyi barışçıl amaçla kullanmak da şu anda bayağı yaygın bir şekilde devam ediyor. Şimdi nükleer silah deyince, aslında bunun bahsettiğim gibi hem uranyumla yapılan hem işte plutonyumla yapılan ve daha sonra da hem uranyum plutonyumla yapılan ve en sonda işte bu termonükleer silah denilen, hem plutonyumla bir de uranyumla hem de füzyonla, yani döteryum tritiyumla yapılan hidrojen bombası denen bombalar yapıldı. Ve size söyleyeceğim şey şu: Hiroşima'ya veya Nagasaki'ye atılan bomba 15 kilotonluk bombaydı. Şimdi Rusya'nın elinde 50 megatonluk çar bombası var. Yani 3.300 defa daha kuvvetli bomba var.
Şimdi bunlar listeleri görebilirsiniz. İşte Rusya'da 6.257 tane, Amerika'da 5.550 tane, İngiltere'de 225 tane vesaire. Bunlar şu anda nükleer başlıklar, yani füzeyle atılabilecek nükleer silahlar. Buna şey dahil değil, yani kendi stoklarında bulunan kısa bir sürede bomba yapabilecekleri şeyler dahil değil. Yani kısacası şu anda eğer şey olarak düşecek olursak dünyayı birkaç defa batıracak kadar silah, nükleer silah mevcut. Şimdi diğer bir konuda bu yeni sayılabilecek bir gelişme. Atom bombası, bu işte improvised nuclear device denilen atom bombasının dışında bir de kirli bomba, yani radiation dispersal device, o konsept çıktı. Bu da yani nükleer bomba kadar etkili değil ama yapacağı zararlar çok, özellikle ekonomik ve korku vereceği zararlar çok önemli şeyler. Bu da özellikle bu teröristlerin bu tür malzemeleri ele geçirmeleri konusunda önemli. Eğer bir terörist grup yani böyle atom bombası gibi uranyum veya şey değil, plutonyum değil ama sivil hayatta da kullanılan radyoizotop maddeleri alır, normal bir conventional bombayla patlatırsa etrafa çok büyük bir hem korku hem de kirlilik sağlayabilir. Onun için buna dirty bomb deniyor. Ve o da çok büyük bir etkisi olabilir. Şimdi bunlardan hariç olarak bir kitle imha silahı olarak sadece atom bombası geliyor ama işte kimyasal var, biyolojik silahlar var, radyolojik silahlar var, nükleer ve normal conventional explosive'lar var. Şimdi size bir örnek vermek istiyorum. Bu çünkü aslında çok önemli. Eğer diyelim ki teröristler bu kitle imha silahlarını ele geçirirlerse çok büyük zararlara sebep olabilirler. Mesela 1.6 kilometre karelik bir alanda aynı miktarda ölüme sebep olacak silahlar, işte mesela 32 ton normal parçalı bomba, 3.2 ton master gaz, bu kimyasal silah, 800 kilogram nerve gaz, bu da yine kimyasal silah ve 5 kilogram bir krut, yani en basit nükleer silah. Yani nükleer silah 5 kilogram diyoruz ama plutonyum ve uranyum çok ağır bir element, yani bir portakal boyutunda miktarı. 80 gram toksin A, fakat 8 gram antrak spores, yani parçacıkları. Yani bu aslında boyutlar olarak bakacak olursanız biyolojik silahlar çok daha korkucu boyutlarda. Yani 8 gram, yani bu yukarıda saydıklarımın hepsinden çok daha aynı miktarda ölüme sebep olacak silahlar. Şimdi tekrar şeye dönmek istiyorum, bu fission reaksiyonuna. Bahsettiğim gibi fission reaksiyondan her bir reaksiyon başına, yani işte Avogadro sayısı kadar atom var. Yani birden sonra 26 tane sıfır, o kadar atom. Her bir atom bu reaksiyonu yapıyor. Ve o reaksiyondan 3 tane nötron çıkıyor ve 200 milyon elektron volt enerji çıkıyor. Şimdi o çıkan enerjinin 170 milyon elektron voltu bu reaksiyon başına ısı enerjisinde kullanılabilir. Çıkan nötronları ise araştırma reaktörleri kurup bu nötronları biz araştırmalarda kullanıyoruz. Yani reaksiyonu tabii ki kontrol altında tutarak. Şimdi bunun da başlangıcı 1953 yılının sonunda Amerikan Başkanı Eisenhower Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaparak bu bir proje başlattı. Atom for Peace, yani barış için atom projesi. Ve projenin aslında başlangıcı da benim şu anda bulunduğum üniversiteyle bağlantılı. Çünkü benim bulunduğum üniversitenin şey rektörü o zaman prezident, Amerikan prezidentinin kardeşi. Dolayısıyla birlikte hazırlamışlar. Ve bizim üniversite hemen reaktör, araştırma reaktörü yapmaya karar verdi. Ve 1955 yılında reaktörün açılışında prezident Eisenhower, şimdi benim başında bulunduğum merkezin
reaktörün başında. President Eisenhower açılışını imzalıyor. Bu resimde gördüğünüz o. Fakat bu atom için, barış için atom projesinin en büyük şeyi, özelliği, yani President Eisenhower diyor ki bak böyle bir şey ortaya çıktı, yani nükleer fission. Fakat bu sadece atom bombasında kullanılacak bir şey değil. Bunun sivil hayatta da kullanılması lazım. İşte tıpta, tarımda vesairede kullanılması lazım. Biz yani Amerika olarak bu bilgiyi bütün ülkelerle paylaşmak istiyoruz. Ve nitekim de bunu gerçekleştirdiler. Ve bizim üniversiteyi o zaman 56 ila 59 yıllar arasında 175 tane bilim adamı ve mühendis davet edilip 23 farklı ülkeden ve bunlar eğitildi. Hatta Türkler içerisinde beni Amerika'ya davet eden hocam Ziya Akçası rahmetli, o da bu programa katılmış tesadüfen, sonradan öğrendim ben. Yani bu şekilde bir proje başlamış oldu. Şimdi bu ısıyı nasıl biz elektrik enerjisine dönüştürebiliriz? Şimdi bunun için işte reaktörler kuruluyor, bu güç santralleri kuruluyor. Bunun iki tür var. Yani daha doğrusu 4-5 tane tür var da iki tane başat türü var. Bir tanesi basınçlı su reaktörü. Bu şekilde gördüğünüz gibi, bilmiyorum şeyleri benim şeyi görebiliyor musunuz? Reaktör burada, bu uranyumun parçalanması bu reaktörün kalbinde oluyor. Ve bu sistemde iki basamaklı, bu kapalı bir dolaşımla su ısıtılıyor buradan. Buhar haline geliyor ve buhar türbinine gidip, daha doğrusu türbin değil, buhar generatörüne gidip, o türbine gidip, türbini döndürüp, o da generatöre gidip elektriği üretiyor. Bu %70 civarında şu anda çalışan reaktörler bu tür reaktörler, basınçlı su reaktörleri. Diğer bir reaktör türü de kaynayan su reaktörleri. Bu iki basamaklı değil, tek basamaklı. Bu herhangi bir nehir, deniz vesaireden alınan su direkt olarak reaktörün kalbine gönderiliyor ve buhar elde ediliyor. O buhar türbine gidiyor ve elektrik o şekilde elektrik elde ediliyor. Bu da yani yine şey kadar başat değil, basınçlı su kadar, fakat yine bu sık kullanılan bir reaktör. Diğer gazla soğutulan vesaire reaktör türleri de var ama onlar çok az. Fazla değil. Şimdi bu reaktörler kurulduğunda reaktör binaları bunlar. Bunlar bir şey olması lazım. Yani size şöyle göstereyim. Reaktör bu 20 santim kalınlığında bir zırh içerisinde ve bir de 2 metre kalınlığında burada containment bina içerisinde yapılıyor. Yani şey emniyet açısından vesaire. Burada gördüğünüz şeylerde bunlar soğutma kuleleri. Yani ısıda bu şeyden sonra, türbünden sonra generatöre gidip artan suyu soğutup tekrar kullanmak için bu soğutma kuleleri kullanıyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz buharlar vesaire su buharları. Yani radyasyonla hiçbir ilgisi yok. Şimdi dünyadaki şu anda 438 tane böyle çalışan güç santrali var. Ve yapımı devam eden de 58 ile 60 civarında 58 tane reaktör var ve çok büyük bir kısmı şu anda Çin'de devam ediyor bu inşaatları. Dünya genelinde ise nükleer enerji üretilen elektrik enerjisinin %10'unu tekabül ediyor. Bu oran Amerika'da %20, Fransa'da %70. Ülkelere göre değişiyor. Fakat mesela bu dünya geneline bakacak olursak karbon salınımının %30'unu engelliyor. Konulan bu %10 enerji. Onun için son zamanlarda dikkat ederseniz yani nükleer enerji temiz enerji olarak kabul ediliyor. Çünkü hiçbir şekilde karbon salınımı yok dışarıya. Tabii başka problemler var, yani mesela atıklar ne olacak vesaire diye. Ama şey olarak yani enerji üretim tarzı olarak yeşil enerji olarak kabul ediliyor. Şimdi bu iki konuda da yani bu güç santrali diğerine geleceğim. Yeni gelişmeler şu. Şimdi benim resimlerde de gördüğünüz gibi bu reaktörler devasa büyüklükte.
Onun için bunlar deniz kenarına, nehir kenarına kuruluyor ve yani taşıması kolay olsun diye yani parçalarının ve bir de tabii soğutmak için. Fakat yeni gelişme acaba küçük modüler reaktörler kurulabilir mi? Bu son 5, 7-8 senelik bir gelişme. Bunlara işte small modular reaktörler deniyor. Böyle 1000-1500 megawattlık reaktörler kurma yerine acaba 50 ile 250 megawattlık reaktörler kurulabilir mi? Ve bu reaktörler bir fabrikada üretilip belli yerlere taşınıp monte edilebilir mi? Yani orada taşıma problemi vesaire olur. Ve bir de eğer diyelim ki 100 megawattlık bir ihtiyacınız var, 100 megawatt. Ama 1000 megawatt varsa 10 tanesini yan yana kurup bu şekilde kullanılabilir diye. Ve bunların hepsinin dizaynları aynı ve kontrol sistemleri aynı vesaire. Ve şu anda Amerika'da onlarca değişik dizaynlar var bu tür reaktörler için. Bunlardan 4-5 tanesi bayağı ileri düzeyde, hatta bir tanesi yapıma başladı bile. Bunların hepsi de tabii Amerikan Nükleer Düzenleme Komisyonu'nun onayı aldıktan sonra gelişiyor. Ve onay almak da bayağı uzun bir proses. Diğer bir tür reaktör de mikro reaktörler. Bunlar da daha küçük boyutta. Yani 50 ile 250 değil de 5 ile 25 megawatt gücünde reaktörler. Bunların tasarımı ise daha küçük yerlerde ve ulaşılması zor yerlerde. Mesela Alaska gibi. Amerika'da gidiyoruz. Alaska'da mesela %70-80'inde yol yok. Uçakla gidip geliyorlar. Yani çok böyle uzak yerler var. Ve hatta işte ne bileyim askeri alanlarda ve işte sanayi alanlarında, küçük işletmelerin bulunduğu bölgelerde ve hatta üniversite kampüslerinde vesaire kullanılabilir mi diye. Bu da yine yani emniyetli bir tasarım ve çok şu anda üzerinde çalışılan çok sistemler var. Ve bunların hepsi bu girişimler yani 50'den fazla bu hem small modular reaktör yani küçük modüler reaktör ve mikro reaktörler 50'den fazla çalışan şirketler var ve bunların hemen hemen hepsi özel girişimlerle yani devlet kaynağı alan 4-5 tanesi devletten destek alıyor. Şimdi bunlardan bazı örnekler vereceğim. Şimdi bir tanesi bu NuScale, bu en ileri olan bu. Şimdiye kadar 1,2 milyar dolar harcadılar dizayn ve yani sistemler için. Sisteme bakacak olursanız o daha önce size gösterdiğim basınçlı su reaktörünün küçük bir modeli. Yani hemen hemen aynısı ama tabii ki daha bir minyatür hale getirilmiş. Ve bunlar gördüğünüz gibi her bir şekilde herhangi bir merkezde bütün bileşenler yapılıp taşınabilir durumda. Bu şekilde görüyorsunuz. Ve bunların bir de yani kapladıkları alan da küçük yani. Çünkü eğer 100 megawatt kuracaksanız öyle devasa bir bölgeye falan ihtiyacınız yok. Bu şekilde düşünüyor. Ama işte ne bileyim 10 tanesini bir araya koyup 1000 megawatt yapmak isterseniz ona göre büyüteceksiniz. Diğer bir şey de bu TerraPower. Bu Bill Gates'in desteklediği bir proje. Buna hızlı reaktörler deniyor. Daha doğrusu kullandığı yakıt doğal uranyum veyahut da depleted uranyum dediğimiz onu kullanır. Natrium diye bir proje. Bu da bayağı ileri düzeyde. Şu anda bu dört, size söyleyeceğim 3-4 tanesi devletten de yardım arıyorlar. Yani çünkü mesela yani 70 milyon dolar bir proje aldılar yakın bir zamanda. Fakat bunlar dediğim gibi çok özel girişim çok çok daha fazla devletin verdiğinde bu yapılan gelişmelerde. Westinghouse ismini biliyorsunuz zaten. Bu da aynı şekilde. Bunlar da yine devam ediyorlar. O da Westinghouse'un dizayn ettiği küçük modüler reaktör. Diğer bir reaktör türü bu X Energy. Bu hem size daha önce bahsettiğim gibi basınçlı su hem de şeyden farklı, kaynayan su reaktöründen farklı. Bunlar pebble bed dediğimiz böyle tenis topu şeyinde seramikle kaplı yakıtlar kullanıyorlar. Ve soğutucu olarak da helyum gazı kullanıyorlar. Öyle bir reaktör türü.
Ve bu şirkette çok ileri düzeyde. Daha sonra bir sürü daha var. Size kısaca göstereceğim işte ne bileyim Advanced Reactor Concept ARC diye bir design var. Terrestrial Energy, Torcon Energy, işte Powering Up the World vesaire. Transatomic diye bir şirket var. Bunlar tabii hep şu anda paper designer. Sonra işte İngilizler şimdi Rolls-Royce bir şey geliştiriyor. Küçük modüler reaktör geliştiriyor. Bu Rolls-Royce'in İngiltere'de. Mikro reaktörlere gelince bir tane örnek Westinghouse eVinci diye bir reaktör geliştiriyorlar. Ve bununla biz de bir yani Penn State olarak biz de Westinghouse'da bir ortaklık kurduk. Ve belki ileri bir zamanda da, yani geliştirme yapıldıktan sonra üniversite kampüsüne de kurmayı düşünüyoruz. Yani ısı amaçlı, üniversitenin ısı ihtiyacını karşılayacak şekilde kurulmayı düşünüyoruz. Bu da böyle bir reaktör. Yani boyutları görüyorsunuz. Yani küçük, yani bu insan boyutuyla kıyasladığınızda öyle bir reaktör. Ve taşınılabilir ve kullanılabilir. Bu arada Avrupa'da da girişimler başladı. Bu işte daha bu Nisan ayında, daha bir iki hafta önce önemli bir toplantı vardı. Çünkü Avrupa Birliği de bu işe ön ayak olmaya başladı Amerika'daki gelişmelerden sonra. Şimdi size bu konuyu geçmeden önce birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi nükleer deyince akla gelen tabii ki hem nükleer silahlar, ondan sonra nükleer güç. Fakat nükleer güç deyince de hemen ilk başta yakıtlar ne olacak? Yani kullanılan yakıtlar ne olacak? Bu önemli bir konu. Şimdi şu anda Amerika'da işte 90 küsur civarında reaktör çalışıyor ve onların hepsinin yakıtları kendi reaktörün bulunduğu havza içerisinde bir olimpik tipi bir havuzlarda saklanıyor. Yani şimdi nükleer deyince akla mesela 40-50 senelik bir reaktör çalışırsa bunun üreteceği kullanılmış yakıt miktarı bir olimpik havuzu dolduracak kadar. Çünkü evet ton olarak çok ağır çünkü kullanılan yakıtlar çok ağır yakıtlar. Fakat hacim olarak yani o kadar büyük değil. Ama bu yakıtlar kullanılmış yakıtlarda işte bir takım izotoplar var. Bunların yarı ömürleri kiminin işte 30 yıl ve 100 sene geçmesi gerekiyor yani en az 3 yarı ömür. Fakat içinde bulunan mesela plutonyumun yarı ömrü binlerce yıl. Dolayısıyla bu şeylerin iyi muhafaza edilmesi gerekiyor kullanılan yakıtların. Diğer bir şey de kullanılmış yakıtlar aslında şu anda bir problem olarak görülüyor. Fakat ileride bu bir kazanım da olabilir. Çünkü kullanılmış yakıtlarda plutonyum 239 dediğim izotop var. Bu yani nükleer silahlarda kullanılan izotop. Ve onu ayrıştırabilirseniz ki öyle teknolojiler var. Ayrıştırdığınız zaman yani bu kullanılmış yakıttan siz nükleer silah elde edebilirsiniz. Yani o yüzden hem de stratejik hem çok uzun süre saklanması gerekiyor. Hem de böyle bir stratejik önem var. Diğer depolama şekilleri ise işte kuru depolama şekilde görüldüğünüz gibi böyle beton ve işte çelikten yapılmış zırhlarla onlarca sene saklanabiliyor. Yeraltı depolama olayı var. İşte Amerika'da Utah Dağı diye Nevada'da bir dağda 10-15 milyar dolar harcadılar ama politik nedenlerle o şeye geçmedi, faaliyete geçmedi. Diğer bir şey de bu yakıtlar yeniden işlenerek mesela 10 kilogramlık bir yakıt 1 kilogram haline getirilebiliyor ve içindeki bir takım şeyler arıtılabiliyor. Bir de bu var. Şimdi yakıtlar bu şekilde hallediliyor. Şimdi diğer bir konuya geleceğim. Şimdi bu fission olayını anlattık. Bir de füzyon olayı var. Şimdi fission uranyum atomunun parçalanmasıydı. Füzyon ise tamamıyla tersi bir olay. Bu da iki tane izotopun, bu hidrojenin izotopu, hidrojenin bir döteryum yani protonun yanında bir fazla nötronu varsa bu döteryum oluyor. İki tane olursa tritiyum oluyor. Bu ikisini eğer birleştirebilirseniz ortaya işte alfa parçacıkları ve nötron çıkıyor. Fakat birleştirme sırasında
100 milyonun da üzerinde santigrat derecede sıcaklık çıkıyor. Yani güneşte olan olay bu. Şimdi bu döteryumla döteryum reaksiyonuyla bu yapılabilir veya döteryumla trityumla yapılabilir. Ve bir de döteryumla helium-3 ile yapılabilir. Ama helium-3 doğada veya böyle kolay elde edilecek bir şey değil, izotop değil. Dolayısıyla şu anda bu döteryum-trityum üzerinde çalışmalar var. Bu çalışmalar aslında 40-50 senedir devam ediyor. Ben Amerika'ya geldiğimde 1980 yılında o zaman işte sormuştum ne zaman işte bu füzyon reaktörü kurulacak. 10 sene sonra deniyordu. Şimdi hala 10 sene diyoruz. Yani bu devam ediyor. Fakat son zamanda bir takım gelişmeler var. O gelişmeler yani pozitif yönde gelişmeler var. Fakat yine de iki tane önemli problem var halledilmesi gereken. Bir tanesi bu reaksiyonun olduğu plazmanın bir şekilde tutulması çünkü 100 milyon, 150 milyon civarında sıcaklık var. Ve bir de bunun sürekliliğinin sağlanması. Bu bir problem. İki de bu işte ilk duvar dediğimiz yani bu ısıyı alıp daha sonra onu işte şeye çevirecek yani elektriğe çevirmek için işte böyle battaniye dediğimiz sistemler var bu şeyde civarında. Onlar şimdi o ikisi konusunda hala daha tam bir çözüm yok ama çalışmalar devam ediyor. Şimdi şeyleri tutmak için yani bu plazmayı tutmak için iki tane yöntem var. Bir tanesi bu manyetik alanlarla diyor yani çok büyük manyetik alan kullanıp o şekilde tutuluyor. Size göstereceğim resimleri biraz sonra. Diğeri de bu plazmayı tutabilmek için her tarafından böyle 200-300 tane lazerlerle bombardıman ederek tutulmak sağlanıyor. Yani bu iki konsept şu andaki başat konsept bu teknoloji için. Şimdi bu bir tane örnek. Şu anda bu işte bu International Thermonuclear Experiment, ITER diye veya diğer adı Tokamak diye bir proje. Bu ta 1980-90'dan beri planlanıyor ve şimdi ilk deneme için bir takım girişimler var ve inşaat devam ediyor. Görüyorsunuz boyutları. Bu işte manyetik alanla plazmayı tutup daha sonra bu işte ilk cidar etrafına işte blanket dedikleri, battaniye dedikleri orada ısıyı alıp elektrik enerjisi üretmek. Şimdi eğer füzyon reaktörü gerçekleşirse en büyük avantajlarından bir tanesi şey olacak yani atık problemi olmayacak. Yani şimdi füzyonda işte yakıtlarda atık kullanılmış yakıtlarda bir atık problemimiz var ama burada atık problemi olmayacak. Şimdi bu bir tane örnek. Diğeri bu görüyorsunuz bu işte manyetik alan içerisinde kurdukları ve şu anda inşaat devam ediyor. Bu uluslararası bir proje. Avrupa Birliği, Amerika, Japonya'nın katıldığı bir proje ve milyarlarca dolarlık proje. Ve yapılan inşaat bu Tokamak için yapılan ITER projesi şu anda elektrik enerjisi üretmek için yapılmıyor. Bu işin olabilirliğini göstermek için yapılıyor. Şimdi bu konuda da yeni girişimler var. Yani böyle en az 10 tane, 15 tane şey var. Bunlar hep şey girişimler. Bazıları devlet destekli, bazıları yine kişisel veya şirketlerin destekli. Bir tanesi mesela bu Kanada şirketi General Fusion diye bir şirket. Diğeri bu MIT. Şimdi yakın bir zamanda yani 400 milyon dolar falan para buldular. Bunlar da yine tokamak türü bir dizayn ama bunlar süper conducting manyet kullanıyorlar. Öyle bir dizayn. Ama bunların hepsi yani daha hayata geçmiş değil. Diğer bir sürü örnekler de var ama yani vaktimiz yok şu anda. Evet şimdi Atilla arkadaşımın söylediği gibi, kardeşimin söylediği gibi siz galiba daha çok ilginizi çeker diye Türkiye'deki nükleer faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi önce bir tarihçeden bahsedeyim. Türkiye 1956 yılında Atom Enerjisi Kurumu kuruldu Türkiye'de. Yani bu
Aslında Japonya ile aynı zamanda Güney Kore'den daha erken kurulmuş durumda. O zaman işte o zamanki Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın Amerika ziyareti sırasında Eisenhower'la sistemi ve şey gördükten sonra Türkiye'de de bu kuruluş kuruldu. Ve 59 yılında ilk reaktör Küçükçekmece'de araştırma reaktörü, yani bu elektrik üreten değil, nötronları kullanarak araştırma reaktörü kuruldu. Daha sonra Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi, daha sonra Ankara'da Ankara Nükleer Araştırma Merkezi kuruldu. Ve 79 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi TRIGA tipi bir 250 kW'lık araştırma reaktörü kurdu. 1984 yılında ise bu Çekmece'deki reaktörün gücü arttırıldı, 5 MW'a dönüştü. Ve 2009 yılında kullandığı yakıt az zenginleştirilmiş uranyumdan, yani çok zenginleştirilmiş uranyumdan az zenginleştirilmiş uranyuma dönüştürüldü. 61 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü program kuruldu. 77 yılında Hacettepe'de hem lisans hem lisansüstü program kuruldu. Ve şu anda Türkiye'de, yani bütün yurt dışında da bilinen tek kuruluş Hacettepe'dir. Oradan mezun olan bir sürü arkadaşlarımız var. Ve Amerika'da da çok önemli görevdeler. Ve elektrik üretimi için bir takım girişimler yapıldı. İlk girişim 1960 yılında. Ve 1965 yılında Elektrik Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi, bu Kanada'nın bir dizaynı var, bu doğal uranyum kullanan CANDU tipi bir reaktör kurmak istediler. Onun için bir proje başlattılar. Ama 1970 yılında proje iptal edildi. 1970 yılında tekrar bir girişimde bulundu. Bu sefer Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Elektrik Kurumu o zaman işte yer seçimini de işin içine dahil etti ve Akkuyu, yani Mersin'deki bölge seçildi. Bu tabii 1976 yılında oluyor, yani reaktör 2008 yılında inşaat başladı. Yani neredeyse 40 sene önceden yeri seçildi ya. O zamanki de bir İsveç firmasıyla anlaşma yapılmıştı. 600 megawattlık bir proje kurma planlanmıştı. Yani kurulması. Ama 80 yılında proje iptal edildi. Çeşitli nedenlerle, yani bazısı ekonomik, bazısı politik nedenlerle. Üçüncü girişimde bu 1983 yılında yine davet gönderildi bütün şirketlere. Ve üç tane şirket, yine Kanada, Alman ve Amerikan şirketleri, bunlar teklifte bulundular. Amerikan şirketi çekildi çünkü işte Türkiye o zaman Sinop'a da kurulmasını istiyordu bir şekilde 1980'li yıllarda. Sinop'taki daha yer bile seçilmemişti. Onun için Amerika çekildi bu işten. Kanada ve Alman şirketleri de pazarlıklar başladı. Ve bu arada işte yap, işlet, devret diye bir model önerildi. Bunu Alman şirketi kabul etmedi. Yani böyle bir şey ya girmek istemedi. Ama Kanada şirketi devam etti. İlk anlaşma da 1985 yılında imzalandı. Ama daha sonra dediğim gibi çeşitli nedenlerle bu anlaşma da iptal edildi. Yani bir sonuca varmadı. Dördüncü girişim 1990 yılında. Yine ihaleye çıkıldı ve bu sefer 18 tane şirket teklifte bulundu ve şirket ve değişik konsorsiyumlar. Bunlar işte Westinghouse ve Mitsubishi, Amerika-Japon ortaklığı, yine Kanada ve Avrupa Birliği konsorsiyumu olan bir şirket NPI diye bunlar girdiler. Ve bu yap, işlet, devlet modeli kabul eden şirketlerdi. Bu üçü seçildi bu 18 taneden. Ve bir takım yapıcı teklifler de ortaya çıktı. Ama yoğun pazarlıklar sonucunda son anda bu da iptal edildi. Yani gördüğünüz gibi Türkiye aslında bu işe başlaması gerektiği gibi baştan başladı, ama hep bir şekilde hem ekonomik veya da bazılarda siyasi nedenlerle bir sonuca ulaşmadı. Son gelişme 2000'li yıllarında. Bu sefer de 2008 yılında yine davetler gönderildi. Fakat bu sefer hiç kimse davete kabul şey yapmadı. Çünkü daha önce 3-4 defa teklif veren şirketler, yani bu işin ciddiyetine pek o kadar inanmadılar. Hatta
O 2008 yılında o zamanki Westinghouse CEO'su benim tanıdığım da Aris Kendrick diye biri. Onlar çok böyle karşılıklı çok konuşmalarımız oldu. Ve kesinlikle onlar mesela girmek istemediler. Sadece bu Rus şirketi ve işte Park Teknik diye bir Türk konsorsiyumu teklif verdi. Ve pazarlıklara başladılar ama o pazarlıklar da yine bir sonucu olmadı. En son olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu direkt olarak konuşmaya başladılar. Yani aradan bu şirketleri falan çekip hükümetten hükümete bir anlaşma yapmaya çalıştılar. Ve yeni bir sistem ortaya çıktı. Yap, sahip ol, işlet metoduyla. Ve 2010 yılında anlaşma imzalandı. Şimdi bu yap, sahip ol ve işlet metodunun da bir takım özellikleri var. Size bahsedeceğim. İşte bu anlaşma imzalandı. O zaman işte Cumhurbaşkanımız Gül ve daha sonra Amerika Putin ve Rus Federasyonu Başkanı Medvedev anlaşmalar imzalandı. Ve yer olarak Akkuyu seçildi. Akkuyu zaten 70'li yıllardan beri, 76'dan beri araştırılan bir yer. Yeri seçilmiş durumda. Onu sorabilirsiniz. Niye Akkuyu veya Sinop? Onlardan bahsederim daha sonra gerekirse. Ve Akkuyu'da bu şeye karar verildi. Bu 4 tane VVR 1200 tipi bir reaktör kurulmasına karar verildi. Şimdi bu reaktör aslında Rusların en son dizaynları ve aslında teknik olarak iyi bir dizayn. Yani Batı'daki basınç cüssü reaktörleriyle aynı özelliklere sahip, aynı kontrol sistemine sahip, güvenilir, iyi bir dizayn. Yani dizayn konusunda hiçbir şey söyleyemez negatif. Ama o şeyler sırasında, tartışmalar sırasında o zamanki Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız'la ben görüşmüştüm. Ve o zaman ben ilk başta karşı çıktım. Çünkü nedeniyle karşı çıkmıştım. Türkiye zaten %45 elektriğini doğalgazdan elde ediyor ve bunun doğalgazın %70'ini Rusya'dan alıyor. Şimdi nükleeri de yapınca çok büyük bağımlılık olacak diye. Bana o zaman söylenen, biz işte reaktörü kurduktan sonra reaktörün ürettiği enerji kadar karşılığı gelen doğalgazı Rusya'dan almayacağız. Yani enerji kaynakları çeşitlendirilmiş olacak. Mantık böyleydi. Şimdi bu yap, sahip ol, işlet modeline gelelim. Bu çünkü ilk defa dünyada olan bir olay ve bazı özellikleri var. Şimdi özelliklerden bir tanesi, bir kere bu 4 tane işte reaktör kurulacak. Her biri 1200 megawatt gücünde, toplam 4800 megawattlık. Ve Türkiye'nin şu andaki de rakam da doğru, elektrik enerjisinin %10'una yakın karşılayacak. Ve birinci ünite 7 yılda bitirilecek. Fakat anlaşma 2010'da imzalandı ama inşaat 2018'de başladı. Ve dolayısıyla inşaat daha devam ediyor birinci ünite. Gerçi yakıt töreni yapıldı galiba dün ama yakıtın gelmesi, daha işleme alınması 1-1,5 seneden fazla sürer. Türkiye bu sisteme göre, Türkiye ünite 1 ve 2'den üretilen elektriğin %70'ini 15 yıl boyunca 12.35 Amerikan sent kilowatt saatte bu sabit bir fiyatla satın almayı garantiliyor. Yani üretilen elektriğin birinci ve ikinci ünitenin 15 yıl boyunca satın alacağız. Diğer üçüncü ve dördüncü ünitenin ürettiği elektriğinde %30'unu yine 15 yıl boyunca 12.35 Amerikan senti kilowatt saatten Türkiye bunları satın almaya garantiliyor. Şimdi geri kalan içinde birinci, ikinci ünite için %30, üçüncü, dördüncü içinde %70 geriye kalan bir miktar var. Onun içinde bir ortak şirket kurulacak. Yani ortak şirket işte Nuclear Power Corporation diye bir şirket. Bunun %51'i Rusya'nın, Türkiye %49'una kadar ortak olabiliyor. Bu da ünite 1 ve 2'den geriye kalan elektriğin %30'unu, ünite 3 ve 4'ten geriye kalan elektriğin %70'ini serbest piyasada satacak. Anlaşma bu. Bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen kanundan alınan bilgiler. Ayrıca
bu 15 yıl sonunda bu ortak şirket elde edilen net karın %20'sini Türkiye'ye verecek. Ve Türkiye yer ve diğer altyapı konusunda bu nükleer güç santrali kapatılıncaya kadar hiçbir şey talep etmeyecek. Yani yeri vesaire, bu işte limanı vesaire, onların hepsini biz sağlayacağız. Yakıtlar bu şirket tarafından sağlanacak. Tabii ki bu Rus dizayn olduğuna göre yine Rusya'dan gelecek yakıtlar. Kullanılmış yakıtlar Rusya'ya yeniden işlenmek üzere gönderilecek. Fakat bu son iki basamak kanunda da çok muğlak. Bir tanesi de kullanılmış yakıtlar Rusya'ya gönderilmesi. Diğeri de en sonunda 60 veya 80 sene sonra bu reaktörün işlevi bittikten sonra, söküldükten sonra da bunun atık idaresini bu şirket yapacak. Yani bu iki konuda birazcık muğlaklık var. Tam bir kesinlik yok. Ama bunlar işte 60-80 sonrakiler diye herhalde detaylar sonra detaylandıracak. Şimdi Türkiye'deki durum bu. Yani bu şu anda akkuya kurulan reaktör yani iyi bir dizayn ve bizim değil tabii ki yani Rusya Federasyonu kuruyor. Biz elektrik almaya garanti ediyoruz ve işte ortak bir şirket, grubu şirkete ortak olunca da bir takım bize dönen bir takım şeyler olacak. Daha sonra sorularınız olursa bazı detayları konuşuruz. Fakat genel olarak sistem bu. Şimdi bu hocam resimleri... sunum devam ediyor değil mi? Sunum devam ediyor. Evet. Sunumunuz devam ediyor değil mi? Evet. Tamam. Buyurun lütfen. Yani aslında yani çok kısa da geçebilirim bazı. Yok. Devam edin lütfen. Devam edin. Eksik bir şey kalmasın lütfen. Tamam. Resimleri görüyorsunuz bu şu andaki Akkuyu'daki reaktörün. Yani devasa bir tabii ki inşaat alanı ve çok komplike sistemler. Şimdi bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi zaman çabuk geçiyor. Onun için kısaca nükleer teknolojinin sivil hayatta kullanılmasına bir genel bakış. Çünkü baştan da söylediğim gibi nükleer deyince akla gelen ilk gelen işte nükleer silahlar ve nükleer güç santralleri. Halbuki nükleerin %80-90 kullanma alanı hem insan hayatı iyileştirmede ve toplumsal problemleri çözmede kullanılıyor. Bunlardan bazılarından size örnekler vereceğim çabuk bir şekilde. İşte mesela tıpta nasıl kullanılıyor, endüstride nasıl kullanılıyor, forensik su arıtmasında, tarımda ve uzayda nükleer teknikler nasıl kullanılıyor. Ama bu teknikler öyle bir şey ki yani yüzlerce alanda ve binlerce bunun uygulamaları var. Mesela tıpta hem işte tanıma, tedavi, hastayı ameliyata ihtiyaç duymadan tedavi sistemleri. Bunun için işte ne bileyim işte SPECT diye bir sistem var. Bu Single Photon Emission Tomograph, Computed Tomography. Neyse detaylar geçen. Radyo tracerler kullanılıyor. Yani blood'la herhangi bir şekilde radyo tracerler vücuda enjekte edilip onlar belli bölgelere gidip orada yerleşiyorlar. Ve oradan işte bir takım dedektör veya sistemlerle onlar da sisteme bakıp yani ne gibi bir hastalık var, tümör var vesaire bulunabiliyor. Başka bir örnek mesela SPECT'te işte bu MRI ile solda görüyorsunuz bir brain epilepsisini ama SPECT ile o mesela MRI'de o tümörü göremiyorsunuz ama şeyle SPECT ile görebiliyorsunuz. Diğer bir örnek bu tiroid kanseriyle ilgili. Tiroid kanserinde o işte biliyorsunuz iyotla tespit ediliyor. Onu işte tespit etmek için yine nükleer teknikler kullanılıyor. Diğer bir teknikler bu beyin tümörü tedavisi için gamma bıçağı denen, gamma dayak denen teknik var. Bu işte beynin değişik bölgelerine delikler açıp belli bölgedeki tespit edilen bölgedeki tümörü yok etmek için gamma ışınlarıyla ışınlanıyor. Diğer biri işte prostat tedavisi için bu işte seed denen işte BRCA terapi diye bir sistem var. Böyle çok küçük tanecik şeklindeki radyoizotoplar, radyoaktif materyaller şeye yerleştiriliyor prostata ve kanserli hücreleri öldürüyor. Pozitron PET taraması, kemik taraması, bu kemik kanseri için taraması,
Bir de bir şey mesela bu çok yaygın kullanılan bir şey kan sterilizasyonu. Çünkü kanı eğer bir yerden alıp başka birine vermeden önce sterilize edilmesi gerekiyor. Herhangi bir bakteri vesaire var mı diye. Yani nükleer yöntemler ve rezistanslar tıpta tanı, tedavi ve rutin olarak kullanılmaktadır. Nükleer yöntemler özellikle kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Amerika'da yılda tıbbi uygulamalarda 40 milyonun üzerinde nükleer teknikler uygulanmaktadır. Ve bu miktar her sene %5 artmaktadır. Yani 40 milyon tane uygulama var. Şimdi diğer yöntemler mesela işte endüstriye nasıl kullanılıyor nükleer teknikler? Bunlar dediğim gibi binlerce örnek var. Size ufak tefek birkaç tane örnek veriyorum. Mesela bu kuyu analiz dediğimiz işte petrol aramalarında veya doğal gaz aramalarında yani bu şeyleri bu delik açmak için kullandıkları mekanizmanın uç kısmına radyoaktif materyal yerleştiriyorlar ve onlar bir de nötron sorusu yerleştiriyorlar ve gittikleri bölgedeki toprak veyahut da etraftaki civardaki maddelerin analizini yapıyor anında. Ve dolayısıyla hangi yerde petrol var veya yok onun tespiti yapılabiliyor. Diğeri mesela bu petrol olsun, su boruları vesaire olsun onların analiz için nerede mesela kaçak var yerin altında? İşte radyoizotopla koyup onu takip edip nerede bir şey olsa onun bilgisi elde edilebiliyor. Kalınlık, yoğunluk, madde analizi ölçümleri yapılabiliyor. Endüstriyel olarak bu nötron radyografi yani X ışınları gibi nötronlarla radyografi yapıp bütün parça şeyler tespit edilebiliyor. Bunlar örnekleri gösteriyorum size. Mesela boru hatlarının şeyi denetlenmesi ve araştırılması. Otomobil parçalarının bu bozulmadan denetlenmesi, non-destructive testing'le. Benim mesela bu konuda birkaç tane çalışmam var bu nötron imaging'le. Bir tanesi bu otomobil şirketlerinin geliştirdiği yakıt hücresi ölçümleri. Bunları biz nötronlar X ışınları gibi fakat X ışınları mesela yoğunluğa sensitif ama nötronlar yoğunlukla değil içeride bulunan maddeye sensitif. Dolayısıyla mesela X ışınları çektiğiniz zaman sadece işte kemiği görüyorsunuz ama şeyi görmüyorsunuz çünkü kemik daha yoğun olduğu için. Ama nötronlar yoğunluğu hiç fark etmez ama içeride hidrojenli veya karbonlu materyal varsa onu görebiliyorsunuz. Bu işte mesela yakıt hücresinde de işte hidrojenle oksijenin bir membreninde birleşerek bunlar bir enerji elde etmesi ve çıkan sadece atık olarak su ortaya çıkıyor. İşte buna işte fuel cell deniyor veyahut da yakıt hücresi deniyor. Bunu söyleyebilirim çünkü bu General Motors'un yaptığı bir şey. Onun bütün testlerini mesela biz yaptık. Bu başka bir şirketin fuel cell'lerinin ölçümlerinin görselleri. Yine bir inşaat endüstrisinde işte beton oluşması ve iç incelik parçacıkların görüntülenmesi. Diğer bir konu da bu aslında geçen yıl, daha doğrusu 2021 yılında başladık. Daha sonra devam ettik. Şimdi Amerika'da Amelia Earhart diye bir Amerikan kahramanı kadıncağız var. Bu ilk dünyayı dolaşan pilot. Bu okyanusta uçağa düşüp kaybolmuş 1938 yılında. Ve işte 80'li yıllarda o düştüğünü tahmin ettikleri bölgeye yakında bir adada böyle alüminyum bir parça bulmuşlar. O parçayı 30 senedir araştırıyorlar. Acaba onun uçağına ait mi değil mi diye. Onu işte biz bir nötron imaging tekniğiyle baktık ve şu ana kadar görülmemiş bir takım rakamlar gördük bu yani nötronlarla araştırarak. Şimdi bu forensik expertler bu rakamların ne anlama geldiğini araştırıyorlar. Acaba o uçağa ait mi değil mi diye. Bu işte yani bizim üniversite işte basın açıklaması yaptıktan sonra 70 ülkede yayınlandı. İnternete girerseniz görürsünüz çok çok ilgi çekiyor. Diğer bir proje ise şu anda bir öğrenci benim aslında mezun oluyor bu Mayıs ayında bitirdi tezini. Bu da biliyorsunuz şeyler bu mikroplastikler çok büyük bir problem. Çünkü hani atıklar her tarafa atılıyor, onlar parçalanıyor ve
acayip bir problem haline geldi ve bu bir global bir problem. Şimdi mikroplastiklerin doğada nasıl yayıldığı, işte mesela kumsal bölgelerde, deniz kenarında, nehir kenarında vesaire nasıl yayıldığı, onu analiz eden bir sistem. Diğer bir konu nükleer forenzik. Bunu dediğim gibi mesela herhangi bir nükleer materyal bulduğunuz zaman bunun o tarihçesi ne, orijini ne, nereden geldi? Diyelim ki mesela bir nükleer silahta kullanılan bir madde buldunuz. Bu işte Rusya'daki laboratuvardan mı geliyor? Amerika'dan mı? Veyahut da bir hazır sistemden mi geliyor? Bunların tespiti bu forenzik sistemiyle yapılabiliyor. Bu tabii ki hem materyallerin illegal trafiğinin kontrolü, bir de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın emniyet ve güvenlik uygulamaları, bir de uluslararası anlaşmaların kontrolü için önemli. Bir sürü yöntemler var bu konuda da. Hepsini şimdi sayamayacağım. Ama bir tanesini söyleyeyim. Bu şeyle ilgili değil. Yine yani forensik nötron aktivasyon analizi. Yine bu benim Cornell'den getirdiğim bir proje. Bu nötron aktivasyon analizi, herhangi bir parçayı alıp siz nötronlarla nükleer reaktörde bombardıma ederseniz onu şey olarak suni olarak radyoaktif hale getiriyorsunuz. Ve onlar gama ışınları yayınlıyorlar. Bu gama ışınlarını ölçerek siz o maddenin içerisinde atomik düzeyde neler olduğunu tespit edebiliyorsunuz. Buna nötron aktivasyon analizi deniyor. Şimdi bu sistem biz işte Cornell'de Peter Kruholm diye bir arkadaşımla birlikte başlattık bunu. Onlar, bu Peter Kruholm, Dendrochronology diye bir laboratuvarın direktörü. Dendrochronology, ağaçların yaşını tespit eden bilim dalı. Onun laboratuvarında milattan önce 7000 senesinden şimdiye kadar 4,5 milyonluk bir şey var, örnekler var. Biz işte son 500-600 seneye konsantre olup o ağaç halkalarının içindeki maddeler atomik düzeyinde bakıp onları environmental olaylarla kıyaslamaya çalışıyoruz. Mesela volkan patlamalarıyla veyahut da iklim değişikliğiyle. Bu proje o. İşte bu şey mesela bu dediğim arkadaş Türkiye ile de bağlantılı. İşte önce mesela bir şeye gidip ormandan bir ağacı kesince halkaları sayıp yaşını tespit ediyorlar. Ve o halkaların kalınlığına mikroskoplarla bakıp ve bir şey patern oluşturuyorlar. Yani çok mesela yağışlı yıllarda daha büyük şey oluyor, büyüyor halkalar. Şey böyle yağışsız böyle zamanlarda daha az büyüyor. Onların kronolojisiyle tespit ederek mesela bir camiye gidip işte hatta bu arkadaşımızın Ayasofya'dan bile aldığı örnekler var. Camiye gidip o şeyleri, bu paternleri şey yaparak, match ederek geriye doğru şey tespit ediyorlar. Yaşını tespit ediyorlar bulunan maddeler. Dolayısıyla şimdi yaşı belli bir takım ağaç halkaları var. Şimdi yaşı belli olduğu için onları analiz ederek o zamanlarda neler olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu işte bölgenin toplanan bölgeler, bu dediğim gibi bu teknikle analiz yapıldığı zaman görülecek elementler, bizim konsantre olduğumuz bu altına bakıyoruz. Belli enerjide gama ışınları veren. Şimdi bu da 2 senelik, bu son 10 yıllık ağacımız da var. Fakat 2 yıllık ağaçta işte bu gördüğünüz şeyler, pikler benim bulduğum altın miktarları. Yani dünyanın herhangi bir yerinde olan volkan patlamasının etkisini Türkiye'de yetişen ağaçta görebiliyorsunuz. Bu da ona karşılık gelen volkan patlamaları. Yani bu da çok şey, yani ilk makaleyi yayınlandığında epey bir haber oldu dünya basınında. Diğer bir konu şey, desalination. Şimdi dünya biliyorsunuz özellikle bu küresel ısınma nedeniyle içecek su çok büyük bir problem haline geliyor. Ve deniz suyu, halbuki dünyanın %70'inden fazlası suyla kaplı. Deniz suyundan nasıl içecek su elde edilebilir? Buna desalination deniyor.
Ve şu anda mesela şu anda bile dünyada 2,1 milyar insan temiz suya şey yok, erişemiyor. Bunun için de nükleer reaktörler işte cogeneration olarak nükleer reaktörler kurulması düşünüyor. Yani işte gündüz elektrik üretip gece bu şeyi o yapmak, suyu arıtmak. Yani elektriğe az ihtiyacı olan zamanlar yapmak. Bu şekilde işte cogeneration dedikleri bir takım sistemler düşünüyor. Nitekim bu ilk şey biliyorsunuz haberiniz olmuştur galiba. 2018 yılında bu şeyde Güney Afrika'da Cape Town'da biliyorsunuz çok büyük bir şey kuraklık oldu ve bütün şehir susuz kalmıştı yani. Bu ya aslında bu şimdi dünyanın başka yerlerinde de görülebilecek şeyler. Buna bir örnek de olabilir. Tarımda çok büyük uygulamaları var nükleer tekniklerin. Birleşmiş Milletler'e göre şu anda bile 750 milyon insan açlıkla karşı karşıya. Bu tabii böcek ve haşeratlar tarımsal üretimi çok azaltmakta. Kimyasal ilaçlamalar tarımsal ürünlerin metabolizmasını bozmakta ve çevreye zararlar olmakta. Ve önemli olan miktarda olan ürünler %30 civarında üretilen her ürün çöpe gidiyor çünkü bozulduğu için. Şimdi bunu önlemek için neler yapılabilir? İşte nükleer teknolojiler ve iyonlaştırıcı radyasyonlar kullanılarak işte şimdi şu anda 60'tan fazla ülke radyasyon ürün korumasında kullanılıyor. Radyasyon seçici bir şekilde bakterileri, küfleri, parazitleri öldürüyor. Dolayısıyla shelf life dediğimiz yani ömrünü uzatıyor. Ve %30 civarında kayıplar bu şekilde önlenebilir. Yani kullanılan nükleer tekniklerle. Diğer bir şey de uzayda, kısaca söylüyorum bunları, aslında nükleer materyaller uzayda çok uzun zamandır kullanılıyor ısı amaçlı alfa veren parçacıklarla. Şimdi yeni bir gelişme var biliyorsunuz. İşte detaylı solar sistem keşfi, lunar bölgesinin geliştirmesi veyahut da insanlı Mars yolculuğu gibi. Onun için de şimdi nükleer thermal propulsion denen bir sistem var. Bu sistem aslında 1960'lı yıllarda düşünülmüş. Ve o zaman bir takım gelişmeler de olmuş ama şimdi yeni gelişmelerle yani özellikle fission enerji gücündeki yeni gelişmelerle tekrar gündeme geldi ve NASA'da büyük çalışmalar var bu konuda. Size iki tane örnek vereyim. Sol taraftaki 60'lı yıllardaki düşünülen sistem, sağ taraftaki de şimdi düşünülen sistem. Bu sistemlerle uzaya yani ne bileyim işte Mars'a insan yolculuğu vesaire için güç kaynağı olarak kullanılacak bu sistemler. Evet, şimdi kısaca bahsetmek istiyorum ki yani bu örneklerle belirttiğim gibi nükleer bilimler ve teknolojiler ve uygulamaları inanılmaz derecede çok ve çok çeşitlidir. İnsan ve toplum hayatının her aşamasında nükleer teknolojilerin çok büyük faydaları vardır. Nükleer sadece atom bombası ve nükleer güç santralleri değildir. Bu kısa sürümde sizlere bu önemli bilim ve teknoloji uygulamaları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım ilginizi çekmiştir. Eğer vaktimiz olursa yaptığım başka çalışmalardan da bahsedebilirim. Ama herhalde zaten epey bir vakit geçti. Yani sorularınıza cevap verdiğimde gerekirse onlarla da konuşurum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz konuyla ilgili daha önce Atilla Aydınlı hocam bizi nükleer santrallerle ilgili çok ciddi şekilde bilgilendirmişti. Ancak bizim hayatımıza yönelik olan veya kullanıldığı alanlar konusunda müthiş bir bilgi edindik sayenizde. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi arkadaşlar soru sormak isteyenler hocama lütfen kendileri belirsinler. Ben de soruları hocama ileteyim. Şeyi kapattık mı hocam ekran paylaşımını? Kapatayım isterseniz. İşte Lütfen. ayrı açık şu anda. Kapatıyorum. Tamam. Hocam sorular hazırlanırken ben bir soru sormak istiyorum. Tamam. Bu barışçıl amaçlı olarak nükleer enerjinin kullanılması konusunda mikro reaktörler diye bir ayrım yapmıştınız. Bunlar barışçıl amaçlı reaktörler mi? Bu özel girişimlere verilen. Evet.
Yani şu anda zaten yani nükleer enerjinin şu anda kullanılması, bunlar hep barış için amaçla. Yani enerjiyi elde etmek için kullandığını. Şimdi nükleer reaktörlerde kullanılan reaktörlerde uranyumla yapılan reaktörlerde uranyumun zenginleştirme oranı %20. Daha doğrusu pardon %5. Yani mesela işte o hani basınçlı su, kaynayan su vesaire %5 civarında ancak zenginleştirilmiş uranyum kullanılıyor. Ama araştırma reaktörlerinde, yani benim reaktörüm gibi mesela, onda limit %20. Şimdi %20 ve altına, buna işte low energy uranyum deniyor. Yani %26. %20'nin üstü başka bir kategoriye giriyor ve onlara highly enriched uranyum deniyor. Ve bunlar nükleer silahlarda kullanılan uranyum ise %90 ve üzerinde zenginleştirme oranı. Şimdi şöyle bir ikilem var bu şeyde. Şimdi bütün ülkelerin %20'ye kadar zenginleştirme hakkı var. Yani ben diyelim ki işte İran aslında aynı şeyi yapıyor. Diyor ki İran, ben kendi yaktığımı kendim yapacağım. İşte araştırma reaktörüm var. O araştırma reaktörümü kullanacağım. Dolayısıyla uranyumu zenginleştireceğim. Şimdi bu anlaşma çerçevesinde gayet kabul edilebilir bir şey bunu yapmak. Ama şimdi problem şu. Şimdi siz eğer bir teknolojiyi geliştirirseniz veya sahip olursanız %20'ye kadar zenginleştirmeye, aynı teknolojiyle %90'a da gidebilirsiniz. Dolayısıyla orada bir şey var, yani bir gri line var. Onun için işte bu anlaşmanın hani birlikte tutulması için çok büyük çabalar harcanıyor. Çünkü dünyada şu anda sadece bu 5 ve daha sonra işte 4 ülkede geliştirdi. Onun haricinde teknolojik olarak atom bombası veyahut da nükleer silah yapabilecek 20'ye yakın ülke var. Şimdi bunun bir yani kontrol dışına çıkması, zaten şu anda dünyayı 4-5 kere batıracak kadar nükleer silah var. Kontrol dışına çıkması çok büyük bir problem. Şimdiye kadar hani herhangi bir problem olmadı. Onun da nedeni şu, işte hem Sovyetler Birliği veya Rus Federasyonu hem Amerika veyahut da nükleer silaha sahip ülkeler biliyor ki o silahı kullandıklarında bu karşılıklı olarak iki tarafın da helak olması demek. Çünkü yani siz nükleer silahı Rusya'ya karşı kullandıysanız, Rusya da size karşı kullanıp yani her tarafı tamamıyla mahvedebilir. Bu böyle bir şey, deterrence, yani o tuttu şimdiye kadar. Şimdi onun kaybolmaması lazım. Yani onun için büyük çabalar sarf ediliyor. Evet, Profesör Doktor İsa Özkan Hocam'ın bir sorusu ve katkısı olabilir. Buyurun hocam lütfen. Kemal Bey hocam çok teşekkür ediyoruz. Fevkalade aydınlatıcı bir konferans oldu. Atilla Bey hocam vasıtasıyla bizim konferans teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Uzaklardan Amerika Birleşik Devletleri'nden bize seslendiniz. Efendim, belki sizin için daha usula oldu eski bir tabir, yani memleket hasreti. Biz de sizin gibi bir Türkiye'de yetişmiş ama Amerika Birleşik Devletleri'nde görevini devam ettiren bir hocamızı dinlemekten fevkalade memnun olduk. Benim birkaç sorum olacak. Bir, Amerika Birleşik Devletleri elektrik enerjisinin ne kadarını nükleer santrallerden sağlıyor? Hemen cevap vereyim. %20'sini. %20. Çok teşekkür ederim. İkinci sorum, Amerika Birleşik Devletleri'nde sizinle birlikte çalışan nükleer alanda tanıdığınız ne kadar Türk var? Vallahi tam bir rakam söyleyemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Ben işte 15 tane Türk öğrenciye doktora verdim. Bunlardan 3 tanesi Türkiye'ye döndü. Yani 12 tanesi şu anda Amerika'nın çeşitli kuruluşlarında, yani hem üniversitelerde veyahut da araştırma merkezlerinde çalışıyor. Yani bu sadece benim öğrencilerim. Diğer olarak yani en az tanıdığım 3-4 tane Türk öğretim üyesi var. Ve o her birinde yine Türk öğrencileri var. Hocam,
Bir başka sorum işte bu environmental, yani çevreyle ilgili. Almanya nükleer santrallerini kapattı, kapatıyor. Buna karşı dünyada işte Yeşil Hareketi'nin bir tepkisi var. Alternatif enerji kaynaklarını, güneşi, rüzgarı vesaireyi öneriyorlar. Bu teknolojilerde de çok fazla ilerleme söz konusu. Tabii bu nükleer çalışmalarının sizin çok açık bir şekilde ifade ettiğiniz gibi en önemli meselesi atık meselesi ve atığın işte cinsine göre yıllara sari koruma gerektirmesi. İşte bunun taşınması vesairesi falan her birisi bir büyük problem. Türkiye şu anda bir ikame teknolojisiyle bu işi yürütmeye çalışıyor. Yani Türkiye kendi işte akademik çalışmalarıyla değil, sizin gibi yüz akı hocalarımızın gerçekten çok büyük ihtiyacımız var. Bilim bizim yitik malımız, yıllardır bunu bizim geleneğimiz söyler, dini geleneğimiz de söyler ama bir türlü bu yitik geleneğe sahip olma noktasında nedense hep birazcık gerilerde kalıyoruz. Tabii ki önemli çalışmalar da var, o arkadaşlara da teşekkür ederiz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani pek çok ülke evet çalışmalar yapıyor, bir kısmı da kapatıyor. Almanya gibi. Evet. Düşünceniz nedir hocam? Tamam. Şimdi Almanya konusunda aslında Almanya'da tamamıyla politik bir konu, teknik bir konu değil. Bu biliyorsunuz işte Yeşiller ve Sosyalist hükümet sırasında Almanlar neredeyse 20 sene önce bunu öne aldılar. Ve şey işte daha ziyade işte güneş ve rüzgar enerjisiyle sistemler kurmaya çalıştılar. Ve kendi çok aslında hakikaten modern dizaynla yapılmış reaktörleri olduğu halde neredeyse elektrik enerjisi %30'u nükleerden elde ettikleri sürece. Bu tamamıyla yani politik bir karar, teknik bir karar değil. Ve biliyorsunuz Merkel hükümeti sırasında bu şey oldu, yani tekrar hani kapatmak kararını geri almaya kalktılar. Ama o arada Fukushima olayı oldu ve Alman halkı çok büyük tepki gösteriyor bu tür şeylere. Ben hatırlıyorum mesela Fukushima'daki olay olduktan sonra yani Almanya'da yaşayanlar Tokyo'da yaşayanlardan daha çok tepki gösterdiler. Yani bu bir şey public, yani halkın eğitilmesi ve halkın yönelimiyle ilgili bir şey. Şimdi Almanya biliyorsunuz elektrik enerjisinin büyük bir kısmını bu yenilebilir enerjilerle yapmaya çalışıyor. Fakat yenilebilir enerjilerin de olması lazım. Buna hiçbir şekilde karşı değilim ve her zaman söylerim bunu. Fakat onların bir sürekliliği ve güvenilirliği olayı var. Şimdi nükleerde yani bir reaktörde 1000 megawatt, 1500 megawatt sürekli 24 saat, 1 yıl, 2 yıl boyunca hatta şimdi yeni dizaynlarda elektrik üretiyorsunuz, enerji üretiyorsunuz. 1000 megawattlık bir reaktör için 2000 tane rüzgar santrali kurmanız gerekiyor. Onun karşılığı almak için. Ve verimliliği reaktörlerin mesela kapasitesi %93 verimlilikle çalışıyor. Rüzgar %30'la çalışıyor. Yani güneş de aynı şekilde, güneş pilleriyle yani depolama sorunu var, şey var. Yani olması gerekiyor ama buna işte base load dediğimiz yani hani böyle çok miktarda ve sürekli enerji üreten sistemler değil. Bu son olaydan sonra da biliyorsunuz Almanlar tekrar kömüre döndüler. İşte Rusya'dan doğal gaz da kesilince. Şimdi ne yapacaklar bilmiyorum. Çünkü yani kömürle de biliyorsunuz ona karbon salınımı konusunda çok büyük problemler var. Herhalde bu işte rüzgar ve güneşe daha çok ağırlık verecekler veya başka şeylere yönelecekler. Yani Almanya'daki problem bu maalesef. Ve çok aslında biraz da komik bir olay. Şimdi Fransa'da elektriğin %70'i hatta bir ara %80'di nükleerden elde ediliyor. Ve Almanya Fransa'dan elektrik satın alıyor. Yani orada nükleerde elde edilen elektriği satın alıyor. Bir de öyle bir garip bir durum var yani. Hocam affınıza mağrurem bir iki soru daha soracağım. Diğer arkadaşların hakkını yemek istemiyorum. Birincisi Semey Nevada, yani Semey Palatenks Nevada
Bu nükleer çalışmaların yapıldığı alanlarda böyle bir işte Kazakistan'ı burada size sormak istiyorum. Orada kapatıldı biliyorsunuz bu nükleer denemeler falan ama atıklarının ne durumda olduğunu ve Nevada'nın ne durumda olduğunu en iyi siz bilirsiniz. İkinci sorum da seyretilmiş uranyumda işte veya işte nükleer elementlerle yapılan bombalar ve bunların kullanımı meselesi. Yani sizin kirli bomba dediğiniz. Bu konu şu andaki savaşlarda mümkün mü? Çok teşekkür ederim. Güzel. Şimdi Nevada'daki olay da tamamıyla şey bir olay, yani politik bir olay, teknik değil. Şimdi Nevada'da bu Las Vegas şehrine 100 mil uzaklıkta Yuka Dağı diye bir dağ var. Şimdi bu dağın yani şöyle dağ şey olarak düşünün, böyle içine tüneller açarak 12 milyar dolar harcadılar, tüneller açarak. Bu nükleer yakıtları zırhlarla orada saklamayı planlıyorlar. Amerika'daki plan buydu. Ve çünkü o dağın seçilmesi nedeniyle bir kere orası hani nükleer testleri falan yapıldığı yani bir çöl bir şey bir arazi çünkü kullanılmayan bir arazi. O diğer bir tarafta hani yeraltı herhangi bir şekilde bir kaçak vesaire olursa ki o çok zor bir olay fakat oldu diyelim yeraltı sularına karışma ihtimali yok. Öyle bir şey yok. Şimdi diyorum ya işte 12 milyar dolar harcandı fakat İşte Nevada şehrine işte 100 mil uzaklıkta Las Vegas şehrine 100 mil uzaklıkta Las Vegas'ın da en büyük geliri turizm. Dolayısıyla millet korkar oraya gelmez diye. O yüzden oradaki yani yerel senatörler ve şeyler bu işe karşı çıkıyorlar. Hükümet her zaman bastırıyor yani devam etmek için. Proje şu anda rafta. Yani tam iptal edilmiş değil ama devam da etmiyor. Fakat o kadar büyük bir yatırım yapıldı. Şimdi şeyi sorabilirsiniz yani bu yatırımı kim yapıyor? Aslında şu anda 35-40 milyar dolar para nükleerden üretilen elektrikten satılan şeyin elektriğin nükleerden üretilen enerjiden satılan elektriğin bir kısmını siz evinizde kullandığınız zaman belli bir yüzdesini atıkların kullanılması için şey yapıyor, veriliyor. Dolayısıyla 40 milyar dolar civarında bir para orada bekliyor zaten. Yani bir şey ekonomik bir problem değil. Tamamıyla işte bu Las Vegas'taki turizm olayını sekteler. Oraya kimse gelmez, korkar vesaire diye. O yüzden durdurulmuş bir olay. Kazakistan'da ise Kazakistan'da durum tamamıyla farklı. Kazakistan biliyorsunuz çok büyük bir ülke. Ve dünyadaki uranyum üreten belli başlı ülkelerden biri. Ve onlar yani şey devam ediyorlar. Şimdi Kazakistan'a daha yeni 250 milyon dolar civarında bir para harcayarak şey kurdular. Bu nükleer yakıt bankası kurdular. Yani daha doğrusu işte bu uranyumu işleyip işte sarı pasta dediğimiz hale getirip daha sonra yakıt haline getirmeden önce onu orada saklayıp eğer dünyanın herhangi bir yerinde birileri ihtiyacı olduğunda, acil durumda ihtiyacın olduğunda onlara göndermek için Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu, işte şey Kazak hükümeti ve Amerikan hükümetinin ortaklaşa yaptığı bir banka kuruldu. Uranyum Bank kuruldu. Öyle devam ediyor. Diğer konularda ise söylediğiniz şey bu depleted uranyum dediğimiz uranyum bu şey nükleerle silahlarla şununla bununla hiç ilgisi yok. Bu normal şu anda işte kullanılan bombalarda İşte bu çok sert bir madde olduğu için o depleted uranyum karıştırılıyor metalin içerisinde. Dolayısıyla daha delici ve daha etkileyici bir etkisi oluyor mesela tankları imha etmede vesairede. O depleted uranyum o şekilde kullanılıyor. Yani şu andaki normal kullanılan mermilerin içine karıştırılarak kullanılıyor. Ve şey miktarı yani içindeki hani radyoaktif uranyum miktarı çok cüzi. Yani az miktarda ama yine uranyum var orada. Yani o nükleer silahla falan ilgisi yok. Bu normal conventional silah. Hocam ben siz çok alanda kullanıldığını söylediniz. Tıp, endüstri, forensik, su arıtması, tarım, uzay alanlarında nükleer enerjinin dünyada kullanıldığını söylediniz. Ama Türkiye'de daha dar alanda kullanıldığını görüyoruz. Özellikle tıp alanında bazı gelişmeler var. Burada kullanılıyor. Sizin söylediğiniz beyin ve
prostat kanseriyle ilgili de bir tedavi yöntemi olduğunu, nükleer enerji kullanılarak oluşturulan cihazlarla. Bunun Türkiye'de olup olmadığını bilmiyorum. Yani kullanılıyordur. Türkiye'de aslında tıpta yani, yani özellikle özel hastanelerde yani büyük bir ihtimalle kullanılıyordur diye biliyorum ben. Çünkü şey bu işte radyoizotop bir takım iridyum veyahut da işte ne bileyim sizyum gibi onlar böyle tanecik halinde onlar işte prostatın belli bölgelerine yerleştiriliyor. Ona seed şey deniyor işte yani tohum eker gibi yerleştiriyor. Yani eminim diğer konularda da mesela o işte yok işte spek olsun diğer hepsi o Türkiye'de eminim hastanelerde kullanılıyor. Hem büyük devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde kullanılıyordur. Hacettepe'de yani, nükleer tıp var kullanılıyor. Tabii tabii diğer bölgelerde. Radyoloji bölümlerinde kullanılıyor İsmail'cim. Eminim evet. Yani bu çünkü sağlık ilgili yani eminim kullanılıyor. İsmail Hocam bir şey sorabilir miyim? Hayır, buyurun lütfen. Senin sorunun devamı gibi. Hocam çok teşekkür ederim. Çok bilgilendirici oldu kendi adıma. Bu silah dışı kullanımları sizin söylediğiniz çok geniş bir alan. O kadar kendi adıma bilmiyordum. Bu Türkiye'ye kurulan AKKU'yu bunları bize sağlayacak nitelikte mi? Yani ya da bunları destekleyecek nitelikte mi? Şimdi şöyle yani AKKU'yu nükleer güç santrali yani elektrik enerjisi elde etmek için kurulan bir santral. Dolayısıyla yani AKKU'dan hani nükleerin diğer konularda kullanılması ile ilgili bir şey çıkmaz. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi AKKU'nun yani güvenli bir şekilde kullanılması için Türkiye'den 300'ün üzerinde öğrenci Rusya'ya gönderildi ve eğitildi. Onlar yani tabii devlet bursuyla vesaire gittikleri için orada çalışmak zorundalar. Ama yetişen bir şey var, bir grup var. Ondan sonra yurt dışına Milli Eğitim Bakanlığı vesaire kanına gönderilen öğrenciler var. Şimdi bunlar bir nüve oluşturup onlar da diğer konulardaki uygulamalarında eminim bir takım gelişmeler yapacaklardır. Yani zaten Türkiye'de maalesef şöyle bir durum var. 1956 yılında Atom Enerjisi Kurumu kuruldu. 60'lı yıllarda hatta 70'li yıllarda o civarlarda Türkiye'de çok kuvvetli bir nüve oluşmuştu. Yani yani bu nükleer konusunda hakikaten bilgili işte böyle bu konuda yani sadece Türkiye çapında değil dünya çapında da yani saygı gören bir takım bilim adamlarımız yetişmişti. Ama maalesef onun sonu gelmedi. Hani yani bu o grup şey oldu. Ta ki işte Hacettepe'de kurulana kadar, nükleer mühendislik bölümü kurulana kadar. Ondan sonra işte öğrenciler biliyorsunuz Hacettepe'de kurulduğunda yani böyle işte ilk yüze giren öğrenciler alınıyordu oraya. Yani çok etkiliydi. Fakat daha sonra o da yavaş yavaş böyle aşağı doğru bir tren oldu. Fakat yine de yani o bölümden mezun olan bir sürü öğrencilerimiz var ve gerek yurt içinde gerek yurt dışında eminim çok başarılı işler yapacaklardır. Yapıyorlardır da şu anda. Bir soru daha sorabilir miyim hocam? Tabii, tabii. Basından izlediğimiz kadar AKKU ile ilgili belki şirket çatışmalarından bir şey gibi de kullanılmış olabilir bilmiyoruz. Yani bizim yerli şirket çekildi, geldi falan derken ama o sırada beton kalitesinde sorunlar olduğu, betonda çatlaklar oldu vesaire gibi haberler yayıldı. Bunlar ciddi bir risk oluşturuyor mu? Yani şimdi bazı konular teknikten ziyade politik. Onun için yani fazla detaya girmek istemiyorum ama böyle devasa bir projede siz bir yani bir iki katlı apartman yapmıyorsunuz, 10 katlı apartman yapmıyorsunuz yani. Bu tür şeylerin ben olduğuna şahsen inanmıyorum ve inanmak istemiyorum. Çünkü bu sadece hani bizim kontrolümüzde olan değil. Ve bir de yani Rus Federasyonu'nun da onlar Türkiye'de böyle bir şey yapılmasına tabii ki yani ekonomik şey haricinde. Onlar bir de bütün dünyaya başka ülkelerde yaparız göstermek için aslında bu projeye girdiler. Dolayısıyla bu bir örnek teşkil edecek. Bir o var. Bir de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da kontrolünde. Onun için yani o tür şeylere ben pek fazla inanmak istemiyorum. Yani şimdi siz yani betonda çatlak var. Yani şey olur bilmem ne. Yani yanlış beton dökerler o ayrı mesele. Ama yani yok çatlak vardı da vesaire diye. O tür haberleri biraz ben politik tandanslı buluyorum.
Yani teknik değil de. Çünkü yani hani bir şeye karşı olmak var. Bir de hani işin doğrusunu şey yapmak var. Yani onun için yani tabii ki hani ben gidip görmedim kendim direkt bilmiyorum ama fakat yani bu tür şeyleri ben fazla şey vermiyorum yani önemsemiyorum diyeyim daha doğrusu. Sağ olun hocam. Asıl önemli olan aslında şey yani reaktörün işletmesi ve o nasıl olacak? Yani güvenlikli bir şekilde işletmesi ve o çok önemli. Yani yoksa yapım sırasında çünkü Rusya ilk defa yapmıyor. Kendi ülkesine yaptı onlarca. Şimdi mesela Mısır'a yapıyor, Bengal'de şey yapıyor, Vietnam'a yapıyor. İngiltere bile bu Rusya'nın bize önerdiği şeyden bir ara ilgileniyordu yani. Dolayısıyla yani şey değil. Yani böyle ilk defa yapılmış bir sistem değil. Hocam nükleer santrallerin bir çalışma güvenliği artı iki yakıtların atık olan yakıtların depolanması ile ilgili bir sorun var. Siz sunum yaparken tokamak dediniz. Tokamak da en gelişmiş olan tür mü? Çünkü orada tokamak derken atık yakıt olmayacak diye de bir ifade kullandınız. Yanlış mı anladım? Hayır, atık yakıt şey kadar olmayacak. Yani orada işte nötronlar çıkıyor ve alfa parçacıkları çıkıyor. Fakat fission reaktörlerindeki atıklar kadar tehlikeli değil. Çünkü fission reaktöründe çıkan şeylerin bu işte kısa yarı ömürlü işte 30 yıl yarı ömürlü şey var, fission parçacıkları var. Bir de binlerce yıllık yarı ömürlü plutonyum var. Dolayısıyla yani o kadar tehlikeli değil. Daha az yani kontrol edilebilir düzeyde oradaki atıklar. Anladım. Bizim Akkuyu'da kurulacak olan bu nükleer santrallerde 4 tane ünite olduğunu, birinci Evet. ve ikinci üniteden %30'luk bir kısmın, üçüncü ve dördüncü üniteden %70'lik bir kısmın elde edilen enerjinin dışarıya satılabileceği konusunda bir ifadeniz oldu. Evet. Bu ifadeye göre Rusya'da %51'ini elinde tuttuğu için bu santralin ve bize de bu enerjiyi satacağı için başka ülkelere de bizim komşu ülkelerimize de satma imkanı olacak mı? Satacak mı? Bu üçüncü ülkeler için mi geçerliydi? Şimdi aslında şöyle bir yanlış anlama var. Evet. Şu anda Rusya bütün projenin %100'üne sahip. O ortak şirket daha kurulmadı veyahut da kurulacak. Evet. Ve ortak şirketin biz Türkiye yani Türkiye'deki şirketler olsun veyahut da kamu olsun %49'una kadar kısmını satın alabiliriz. Yani sahip olabiliriz satın alarak. Yani dolayısıyla o yani olmuş bir olay değil. Ama Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanuna göre bu şekilde ayarlanmış durumda. Şimdi o şirket aldıktan sonra o serbest piyasada satış büyük bir ihtimalle Türkiye'nin ihtiyacı varsa Türkiye'ye satacak. Ama başkaları diyelim ki komşu ülkelerde ihtiyacı olursa onlara da satabilir. Ama şu anda Türkiye zaten hani gelişmekte bir ülke olarak enerjiye çok ihtiyacı olan bir ülke. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle Türkiye'ye satılacaktır. Ama o şey yani yani %49, %51 onu yanlış anlamayın çünkü o şirket yani ortak şirket henüz daha oluşmuş değil ve hatta hani %49'una sahip biz değiliz daha. Öyle Evet. bir şey yok ya. Yani. Yani şu anda benim sorduğum belki yanlış bir sorunun sonunda biz çok net bir cevap da almış olduk belli bir konuda. Hocam Hayriye Nurcan Yazıcı hocam katılmıştı. Çok faydalandık. Çok teşekkür ederiz diyor size. Profesör Doktor Harun Demirkaya hocam soyadı gibi ünlü hocamız bizim gururumuz. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyor. O da teşekkür ediyor. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok faydalandık. Bugüne kadar aldığımız bilgiler içerisinde en doyurucu toplantıyı yapmış olduk. Hayır Bey, bir soru kapatmadan önce Ben hocaya. size sözü vereceğim hocam. Peki. Ben teşekkür ediyorum ve son sözü de
İsa Özkan hocama bırakıyorum. Daha sonra kapatacağım. Çok teşekkürler. Buyurun. Kenan Bey hocam, yeniden teşekkür ediyorum ben. Gerçekten bizi aydınlattınız. Uzaklardan ilminizin ışıkları Türkiye'ye kadar geldi. Etraflıca bilgi edindik. Medarı iftiharımızsınız. Atilla Bey hocaya da bu hastalığı dolayısıyla çok teşekkür ederim. Bu konulara burada akademik dünyadan, kültürel dünyadan pek çok arkadaşımız var. Onlar da bilgilendiler. Son olarak bir takım işte dünyada 438 veya 468 sayısını söylediniz. Nükleer güç santrali var, elektrik elde edilen. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren Erivan yakınlarda hemen Aras Irmağı'nın kenarında kurulmuş bir nükleer santral var. Bu çok eski Sovyet teknolojisiyle kurulmuş ve zaman zaman sızıntı olabileceği vesaire gibi pek çok konu gündeme geliyor. Dünyada bu tip, yani bilhassa Türkiye için veya dünya için tehdit işletme noktasında olabilecek santraller nedir? Bunlarla ilgili atom enerjisinin işte komisyonun yapmış olduğu çalışmalar ne durumda? Kısaca onu da bize sunabilirseniz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olunuz, var olunuz. Evet. Evet, şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bu tür tartışmalar çok uzun süre devam ettiği için o zaman ben de işte her Türkiye'ye gittiğimde gerek yani çevreci arkadaşlarla gerek akademik arkadaşlarla bu konu her zaman konuşulmuştur. O zaman yani şimdi Türkiye'de yani Ermenistan'daki reaktör ve Bulgaristan'da da Kozloy'daki reaktör. Bu Rusların ilk dizayn reaktörü, bu VVR 440 diye 1970'li yıllardaki dizayn reaktörleri. Çok eski ve Rus sistemi o zaman maalesef yani güvenliğe o kadar önem vermeyen, nitekim işte Çernobil'deki patlamada örneği, yani güvenliğe o kadar önem vermeyen eski tür reaktörler. Şimdi o reaktörler özellikle hem Ermenistan'da hem de Bulgaristan'da çok büyük değişime uğradı. Çünkü yani bu sadece o ülkeler için değil, tabii bizim için de ve etraftaki diğer ülkeler için de bir potansiyel bir tehlike oluşturuyor. Şimdi hem Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu hem Amerikan hükümeti çok büyük yardımlar yaptı özellikle Ermenistan'a. Şimdi Kozludoy'daki Bulgaristan'da da onlar da yani dönüşüm halindeler. Ve o reaktörler yani potansiyel bir tehlike oluşturabilir durumda idiler. Şu anda daha iyi durumdalar. Yani aslında kapatılması düşünülüyor. Fakat Ermenistan'ın enerjisinin neredeyse %60'ını, %70'ini oradaki reaktör sağlıyor. Dolayısıyla yani kapatamazlar. Yani bir alternatif yok. Ama yani güvenli hale getirmek için bu dünyanın, daha doğrusu Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu'nun gündeminde. Ve onlar çok büyük yatırımlar yaptılar. Çok büyük değişiklikler yaptılar. Şimdi diyebilirsiniz ki bizdeki de VVR, bizdeki o yani o bahsettiğim Rusya'daki eski reaktörler veya da hem Bulgaristan hem de Ermenistan'daki reaktörler yani ne diyeyim 7 gömlek daha üstünde neredeyse. Yani o aşama aşama gelmiş. İşte VVR bu işte basınçlı su demek Rusça. O reaktörün 1200 en son yapılanı ve dizayn olarak güzel bir dizayn. Yani mesela Batı dünyasındaki yapılan bu tür reaktörlerden bir farklılığı bunların kullandığı o steam generatörler, yani bu buhar kazanları dikey değil, yatay. İşte kontrol sistemleri hemen hemen aynı. Yani güvenilir ve çok modern bir sistem. Onun için şey konusunda haklısınız. Bu Ermenistan ve Bulgaristan da var aslında. Haklısınız. Ama onlar hep şeyin gündeminde. Yani Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu'nun hem de Batı dünyasının gündeminde. Dolayısıyla Ermenistan'daki özellikle çok büyük yatırımlar yapıldı. Normal yani güvenli hale getirmek için olarak diyorum. Başka sorunuz var mı? Eğer soru yoksa ben de sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de kardeşim Can kardeşim Atilla'ya teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir fırsatı beni haberdar ettiği için. İnşallah
Önümde de bir şekilde görüşürüz, konuşuruz. İnşallah. Hocam Kırıkkale'ye yol Ankara'dan geçiyor. Bu İsmail Bey sunan arkadaşımız da Ankara'da. Efendim, Türkiye'ye geldiğinizde lütfen haberleşelim. İsmail Bey ve buradaki uygun arkadaşlarla bir sohbet kurmak isteriz. Sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Hocam ben de Ankara'dayım. Lokman abi de tabii gönüllü bu işe, anlaşılıyor. Tabii ağırlamayı yaparız, dinlemeyi severiz, istifade etmeyiz. Allah razı olsun. Cümle. Amerika'ya selam arkadaşımıza, Allah razı olsun. Dua ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Genel Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Atilla sen konuştun galiba değil mi? Evet, ben konuştum. Evet, sağ olasın. Görüntü göremiyorum çünkü. Neyse. Sana da teşekkür ederim. Bu böyle bir şeye vesile olduğun için. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Oldu. Size İsmail Bey. İyi akşamlar diliyorum. Burada öğleden sonra saat 4'e geliyor. Orada bir iş oldu. İyi geceler size. İyi akşamlar diyeyim. Bay bay.